Bugünkü dersimizde arkadaşlar işçi havuz problemlerini anlatacağız. Bugün anlatacağımız olayın daha net anlaşılabilmesi için ilk videomuzu izlemenizi tavsiye ederiz. İlk videoda işçi havuzda kullandığımız formülün mantığını anlatmıştık ve o mantıkla ilgili bol miktarda örnek çözmüştük. İlk videoyu çok net anlarsanız bugün biraz daha zor örneklerini çözeceğiz. Bugünkü çözeceğimiz sorularda çok fazla sıkıntı yaşamayacaksınız. Şimdi ilk ekranı verelim, akıllı tahtayı. Sonrasında örneklerimizi inceleyelim. Şimdi Umut ve Hakan demiş. Bunların bir de birlikte çalışma süreleri var. Birlikte çalışma süresini x diyelim. Umut ile Hakan birlikte bir işi Umut'un tek başına yapacağı süreden 2 saat daha kısa sürede bitiriyormuş. Yani dolayısıyla birlikte 2 saatte bitiriyorlarsa Umut 2 saat daha uzun sürede bitirecektir. X artı 2. Birlikte işi bitirme süreleri Hakan'ın tek başına bitireceği süreden 8 saat daha kısaymış. Demek ki Hakan tek başına 8 saat daha uzun sürede bitiriyor. Şimdi formülümüzü kullanalım. Umut x artı 2'de bitiriyorsa 1 saatte işin 1 bölü x artı 2'sini yapar. Hakan 1 saatte 1 bölü x artı 8'ini yapar. İkisi birlikte 2 saatte bu işi tamamlar. Payda eşitliyoruz. X artı 8 ve x artı 2 ile çarparak. Şimdi şunu 1 ile çarparsak x artı 8, şunu 1 ile çarparsan x artı 2. Bunları topladığın zaman 2x artı 10 olacaktır. Şu paydaları çarptığımız zaman da x kare artı 10x artı 16 gelir. Çarpı x eşittir 1. Şimdi şu x'i şöyle dağıtalım. 2x kare artı 10x. Sonrasında gizli paydamız 1'di. İç dış yaparsak bu x kare artı 10x artı 16 eşit olacaktır. Şöyle 10x'ler gidiyor. X kareyi karşıya atarsak x kare eşittir 16 olur. Buradan x'in değeri ya 4'tür ya da eksi 4'tür. Yani süre negatif olamayacak. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla eksi 4'ü kullanmıyoruz. Hakan tek başına kaç saatte bitirir demiş. Hakan'ın süresi x artı 8'de 4 ile 8'i toplarsak cevabımız 12 olacaktır. Bir otomobilin ön lastikleri güvenli olarak 42 bin kilometre, arka lastikleri 48 bin kilometre kullanılabilmektedir. Buna göre 2 ön, 2 arka ve 1 adet yedek olmak üzere 5 adet yeni lastiği olan bir otomobil ile gidilebilecek yol en fazla kaç bin kilometredir? Burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şu sıfırları kullanmayalım. Yani 1 kilometredeki yıpranma payı 1 bölü 42'dir. Ön lastikler. Şimdi önde aynı anda kaç tane lastiği kullanacaksın? 2 tane. Sonrasında arka lastiklerde kilometre başına yıpranma 1 bölü 48 olacaktır. Arkada da yine 2 tane lastik kullanıyorsun. Şimdi bu araç kaç bin kilometre yaparsa 5 adet lastiği kullanmış olur. Yapılan iş miktarı 5. Yani şöyle sadeleştirelim. 1 bölü 21 artı 1 bölü 24 eşittir 5 bölü x. Şunu 8 ile bunu 7 ile çarparsak 15 bölü 168 eşittir 5 bölü x olur. Şunları sildiğimiz zaman 3x eşittir 168'den x'in değeri 56 bin kilometredir. Dolayısıyla cevabımız B olacaktır. Aşağıdaki tabloda 3 farklı iş Ömer ve Pelin'in tek başına bitirme süreleri saat olarak verilmiştir. Ömer birinci işte çalışırken Pelin üçüncü işi bitirip ara vermeden ikinci işte çalışıyor. Şimdi şuna dikkat edeceğiz. Bakın Pelin üçüncü işi bitiriyormuş. Kaç saatte bitiriyor? 3 saatte. İşte bunlar aynı anda başladıkları için arkadaşlar burada Ömer'in birinci işte 3 saatlik işe kalmış oluyor. Sonrasında Ömer birinci işi bitirdikten sonra Pelin'le birlikte ikinci işte çalışıyor. Ömer'in birinci işi bitirmesi demek 3 saat geçmesi demek. 3 saatte Pelin ikinci işe 3 saatlik kısmını yapar. Şuradan 1 saatlik işimiz kalır. Ve şuna dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci işe konsantre olalım. Pelin 4 saatte, Ömer 8 saatte bitiriyor. Pelin'in 1 saatlik işi kalıyorsa burada Ömer'in 2 saatlik işi vardır. Şimdi Ömer 2 saatte, Pelin 1 saatte bitirecek. Ömer 1 saatte 1 bölü 2'sini, Pelin 1 saatte 1 bölü 1'ini yapar. Çarpı x eşittir 1 olur, işi bitirirler. 2 ile 1 ile çarpıyoruz. Burada 3 bölü 2, 3x bölü 2 eşittir 1. X eşittir 2 bölü 3 saat olacaktır. Yalnız dikkat edersek bizden dakika istemiş. Kaç dakikada bitirir demiş.
2 bölü 3 60 ile çarpıyoruz. 40 dakikada bitiriyorlar. Şimdi tüm işe bakalım. Yani şurada Pelin 3 saat çalıştı. Sonra 3 saatte Ömer çalıştı. 6 saat geçti. Bu 6 saat demek 360 dakika demek. İkinci işi de birlikte 40 dakikada yaptılar. Dolayısıyla 360 ile 40'ı toplayarak toplam süreyi 400 olarak belirliyoruz. 3 işçi belli bir işi sırasıyla X, Y, Z günde bitirebilmektedir. 3'ü birden aynı işi 24 günde bitirebildiğine ve X, Y, Z arasında X küçük, Y küçük, Z bağıntısı bulunduğuna göre Z aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi şu eşitsizliğe dikkat edeceğiz arkadaşlar. Şimdi bu eşitsizlik soruları ile ilgili 3 tane örneğimiz olacak. Yani buradaki mantık şudur, bakın X, Y, Z günde bitiriyor. Yani dolayısıyla X işçisi en hızlı çalışan işçi çünkü en kısa sürede bitiriyor. Z işçisi de en yavaş çalışan işçi, daha uzun sürede bitiriyor. Bunları eşitmiş gibi kabul ediyoruz. Şimdi bu eşitliği kurduğumuz anda aslında şunu yapmış oluyoruz. Hızlı çalışan X'i yavaşlatıyorsun. Yavaş çalışan Z'yi hızlandırıyorsun. Yani kimi sormuş bize? Z'yi sormuş. Z üzerinden gidelim. Şu soruya cevap bulacağız bunları eşitleyerek. Z daha hızlı çalışsaydı. Kaç günde bitirirdi? Yani Z'nin hızlandırılmış halini belirleyelim. Şimdi biz biliyoruz ki biri X, diğeri Y, diğeri de Z günde bitiriyorsa 1 bölü X artı 1 bölü Y artı 1 bölü Z eşittir 1 bölü 24 olacaktır. X, Y, Z'yi birbirine eşit düşündüğümüz ve bize Z'yi sorduğu için arkadaşlar şurada X yerine Z'yi Y yerine Z'yi yazalım. Buradan 3 bölü Z eşittir 1 bölü 24. Z'nin değeri 72'ymiş. Bakın şunu bulduk biz. Z daha hızlı çalışsaydı kaç günde bitirecekti? 72 günde bitirecekti. Z'nin daha yavaş olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla gerçekte Z'nin işi bitirme süresi 72'den daha fazladır. Hangisi olabilir? 73 olabilir. Semih bir işi yalnız başına 2 saatte, Zerrin'le birlikte 8 saatte yapıyor. Zerrin bu işi yalnız başına Semih'ten daha uzun sürede bitiriyormuş. Demek ki Semih Zerrin'den daha kısa sürede bitiriyor. Yani S küçüktür, Z olacaktır. Buradan denklemimiz 1 bölü S artı 1 bölü Z eşittir. Birlikte 8 saatte yapıyorlar. 1 bölü 8. Semih'in bitirme süresi nedir arkadaşlar? X demiş. Z'nin yerine X'i yazalım. Z'nin bu işi yalnız başına Semih'ten daha uzun sürede yapıyormuş. Şimdi biz S yani X'in Z'den küçük olduğunu biliyoruz. Bunları eşitmiş gibi düşünelim. S eşittir Z olsun. Yani dolayısıyla biz artık burada kimi soruyor? X'i soruyor. Z'nin yerine X'i yazabiliriz. 2 bölü X eşittir 1 bölü 8. Buradan X eşittir 16 oluyor. Şimdi bunları eşitleyerek neyi bulduğumuzun bir farkında olalım arkadaşlar. Yani Semih hızlı çalışan da süre olarak daha kısa sürede bitirmiş. Hızlı çalışan oluyor. İşte Semih'i yavaşlattığın zaman bunları eşitleyerek Semih'i yavaşlatıyorsun, Zerrin'i hızlandırıyorsun. Semih daha yavaş çalışsaydı 16 saatte bitirecekti. Gerçekte daha hızlı olduğunu biliyorsun. Dolayısıyla Semih bu işi 16 saatten daha kısa sürede bitirir. Yalnız şuna da dikkat edeceğiz. İkisi birlikte 8 saatte bitirebiliyorsa Semih daha kısa sürede bitiremez tek başına. O yüzden birlikte bitirme süreleri bu sorularda alt sınır olacaktır. Cevabımız B oluyor. Ayten ile Sema bir işi tek başlarına sırayla X ve Y günde bitirebilmektedir. Ayten 2 gün, Sema 3 gün çalışınca işin yarısı bitiyormuş. Ayten'in 2 günde yaptığı iş 2 bölü X. Sema'nın 3 günde yaptığı iş 3 bölü Y. İşin yarısı bitiyorsa işin biten kısmını bu değeri eşitliyoruz 1 bölü 2. Y küçüktür X demiş. Ve bize kimi sormuş arkadaşlar? Y'yi sormuş. Bunları eşitliyoruz. Y eşittir X olsun. Y'yi sorduğu için artık X yerine Y'yi yazacağım. 5 bölü Y eşittir 1 bölü 2. G buradan kaçmış? Olmuş. Bakın G hızlı çalışan da biz Y'yi yavaşlattığımız zaman süresini 10 bulduk. Gerçekte daha hızlı olduğu için bu işi bitirme süresi 10'dan kısadır.
Alabileceği en büyük tam sayı değeri sorulmuş. Dolayısıyla cevabımız 9'dur. Şimdi işçi problemlerinde hızdan bahsederse ne yapacağız? Bunu anlatmaya çalışayım. Hızdan bahsettiği durumlarda arkadaşlar, hızdan yardım alıp bitirme süresini bulacağız. Şöyle bitirme süresi diyelim. Ali'nin çalışma hızı, Cem'in çalışma hızının 4 katıymış. Yani Cem bir hızla çalışıyorsa Ali 4 hızla çalışacaktır. Ya da V'ye 4V diyeyim, fark etmez. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar, yani hızları belirledikten sonra hızlı çalışanın bitirme süresini x diyoruz. Hızla bitirme süresi ters orantılı. Ters orantı demek çarpma eşitliği demek. Yani şuradaki çarpımların eşit olması gerekiyor. 4 ile x'in çarpımı 4x. 1 ile neyi çarparsak 4x'e ulaşırız. Tabii ki 4x. İşte bitirme süresini bulduktan sonra bağıntıyı kullanabiliriz. 1 bölü 2 artı 1 bölü 4x. Bunlar birlikte 2 günde bu işi tamamlıyormuş. Yani 4 ile ve 1 ile payda eşit dersek 5 bölü 4x eşittir 1 bölü 2. Buradan 4x eşittir 10 olur. Bize zaten Cem'in bitirme süresini sormuş. Ona da 4x demiştik. Cevabımız 10'dur. A'nın çalışma hızı, B'nin çalışma hızının 2, C'nin çalışma hızının 3 katıdır. Şimdi buradan A, B, C. İşçilerimiz hızdan yardım alacağız, bitirme süresine geleceğiz. 2 kat ve 3 kat bunları çarpıyoruz. A'nın hızını 6 diyoruz. 6 neyin 2 katıdır? 3'ün, dolayısıyla B'nin hızı 3 olacaktır. 6 neyin 3 katıdır? 2'nin. C'nin hızı da 2. Sonra şunu söyledik arkadaşlar. Hızlı olanın bitirme süresini x diyoruz. Her zaman hızlıya x'li. Sonra şu çarpıma dikkat edin, 6x. 3'ü 2x ile çarparsak 6x olur. 2'yi 3x ile çarparsak 6x olur. Ters orantı demek çarpma eşitliği demek. Süreleri bulduktan sonra bağıntımızı yazıyoruz. Birim sürede yaptıkları iş. Bunlar birlikte 6 günde bu işi tamamlıyormuş. Şöyle 6 ile 3 ile ve 2 ile payda eşitlersek. 11 bölü 6x eşittir 1 bölü 6. Buradan 6x 66. X'in değeri 11 olur. Bize kimi sormuş? A işçisine. A'nın bitirme süresi x 11 olarak karşımızda. Ayşe bir alıyı 40 günde, Fatma aynı alıyı 50 günde dokumaktadır. Ayşe çalışma hızını 1 bölü 3 oranında artırır. Fatma ise çalışma hızını 1 bölü 6 oranında azaltırsa ikisi birlikte aynı alıyı kaç günde dokurlar? Şimdi şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bakın bir önceki sorumuzla A'nın hızı B'nin 2, C'nin 3 katıydı. Yani burada hızları arasında bir bağlantı veriyordu. Şu tablo yardımıyla süreyi belirleyebildik. Ama sıradaki soru da bunlara ayrı ayrı hızları hakkında veriler vermiş bize. Şimdi Ayşe çalışma hızını 3 oranında artıracakmış. Yani normalde Ayşe'nin kendine göre hızı 3 olsun. Bakın kendine göre hızı 3. Kaç günde bitiriyor? 40 günde. Şimdi 1 artıyormuş hızı. Dolayısıyla yeni hızı 4 oluyor. Bu durumda A günde bitirsin. Şimdi hız artınca süre ne olacaktır? Azalacaktır. Dolayısıyla ters orantı yan yana çarpı eşit dedin. 4A eşittir. 3 çarpı 40'tan 120. A'nın değeri 30. Aynı işi Fatma için yapalım. Kendine göre çalışma hızı 6 olsun. 6 hızla 50 günde bitiriyormuş. Yalnız Fatma ne yapıyor? Hızını 1 azaltıyor. Yani 5 hızla F günde bitirsin. Yine ters orantı 5F 300 ise F'nin değeri 60'tır. İşte yeni hızlarına göre sürelerini bulduk. Bir günde 1 bölü 30'unu Ayşe, 1 bölü 60'ını Fatma yapacak. Bunlar birlikte en gün çalışarak bu işi tamamlayacak. Şunu 2 ile bunu 1 ile çarp işlemleri yaparsak arkadaşlar E'nin değerinin 20 olduğunu göreceksiniz. Eşit kapasitede 5 işçi bir işin tamamını 7 günde bitirebilmektedir. İşçilerden her birinin kapasitesi %40 artırıldığında aynı işin tamamını birlikte kaç günde bitirirler? Şimdi daha önce bileşik orantı videosunu çekmiştik. Orada bu tarz örneklerden bol miktarda çözdük. Burada tekrar hatırlatalım. Aynı işlediği için arkadaşlar birinci işin miktarını ikinci işin miktarına bölüyoruz. Aynı işlediği için 1 bölü 1. Eşit kapasitede 5 işçi 7 günde bitiriyor. İşçilerden her birinin kapasitesi %40 arttırıldığında, şimdi başlangıçta 100 olsun kapasite, %40 artıyor, 140 olacaktır. Aynı işin tamamı birlikte kaç günde biter? Yani işçi sayısı değişiyor mu? Değişmiyor. Gene 5 kişiler burada x günde bitirsinler. İç dış yaparsak 140x eşittir 7 çarpı 100.
Yani şuradan 20x olacaktır. 20 ile de 100'ü sadeleştirirsek x'in değeri 5 olur. Cevabımız B'dir. Bu sefer işin 4'te 1'ini yaptıktan sonra çalışma hızını 2 katına çıkararak bu işi tamamlamıştır. Şimdi işin yapılan kısmı 1/4. Dolayısıyla geriye kalan iş ne olacaktır? 3/4. Bakın şuna dikkat edin. Çalışma hızını 2 katına çıkararak, yani V ile çalışıyorsa artık 2V ile çalışacak. Ya da direkt 1'e 2'yi yazın. İşin tamamı 24 günde bitiyormuş. Şurada x gün çalışıyorsa burada 24 eksi x gün çalışır. Şu payda paydayla sadeleşir. 1/3 eşittir. V'leri sadeleştirip şu 2'yi dağıtırsak x/48 eksi 2x olur. 48 eksi 2x 3x'e eşitmiş. Buradan 48 5x. Yani işlem kolaylı olsun diye şöyle 2 ile bir genişletelim. 10'u elde edelim. 96'yı 10'a böldüğümüz zaman 9,6'yı yakalıyoruz. Şimdi şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. İlk hızıyla çalışsaydı işin tamamını kaç günde bitirirdi? Yani dikkat edersek ilk hızıyla işin 1/4'ünü 9,6 günde bitiriyor. 1/4'ü 9,6 gün sürüyorsa işin tamamı 4/4 en gün sürecektir. Yani şu zaten nedir? 1'dir. N/4 eşittir 9,6 ise 9,6 ile 4'ü çarpalım. Cevap 38,4 olur. Bir işi Hasan tek başına yapmaya başlıyor ve yarısını da işe bırakıyor. Kalan işi Orhan tek başına bitiriyor ve iş 25 günde bitiriyor. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Hasan işi 2x günde bitirsin. Yarısını da işe bırakıyorsa x gün çalışıyor. Sonra Orhan geliyor tek başına işi 25 günde bitiriyor. Demek ki Orhan işin yarısını 25 eksi x günde bitirmiş. Yarısını 25 eksi x günde bitiriyorsa Orhan'ın tüm işi bitirme süresi bunun 2 katı, yani 50 eksi 2x olacaktır. Aynı işin 5'te 2'sini Hasan tek başına yapsaydı. Şimdi Hasan tüm işi 2x günde yapıyor. Dolayısıyla 5'te 2'sini 2x çarpı 5/2 günde yapar. Kalanını, yani 3/5'ini Orhan yapsaydı, Orhan'ın çalışma süresi 50 eksi 2x çarpı 3/5 olurdu. Buradaki işte toplamda 26 günde bitiyormuş. Bu denklemi çözersek arkadaşlar x'in 20 olduğunu göreceğiz. Cevabımız B'dir. Ve geldik havuz problemlerine. 3 musluk boş bir havuzu sırasıyla 3, 4, 6 saatte dolduruyor. Havuz boşken 3'ü birlikte açılıyor. Bakın daha önce işçide yaptığımız her şeyi havuzda da kullanacağız. Çok bir fark yok. Şimdi 3'ü birlikte açılıyor. 1 saatte yaptıkları işi yazıyoruz. 3'ü birlikte 1 saat çalışıyormuş. Sonra 1. ve 3. musluklar kapatılıyor. İşçinin ayrıldığı yerde ya da yeni işçinin geldiği yerde artı diyerek devam ediyordum. 1.yi ve 3.yi kapattın. Artık tek başına kim çalışacak? 1/4 çalışacak. X saat çalışacak ve havuz dolacak. Şunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu 2 ile çarparsak 7, 9/12. Şunu da 3 ile genişletelim. 9/12. Artı 3x/12 eşittir 1. Buradan 9 artı 3x 12 ise x'in değeri 1 olacaktır. Yani işin kalan kısmının süresi sorulduğu için cevabımız B'dir. Bir A musluğu boş bir havuzu 12 saatte doldurabiliyor. Bir B musluğu bu havuzu doluyken 15 saatte boşaltabiliyor. Havuz boşken iki musluk birden açılıyor. Yani şimdi biri dolduruyor 1/12 ile, diğeri boşaltıyor 1/15 ile. İkisi birlikte açılıyor. Bunlar 9 saat çalışıyor arkadaşlar. Sonra B musluğu kapatılıyor. Bakın B dedi 15. Artık 15 yok. İşin kesintiye uğradığı yerde artı dedik. Dolduran musluk 1/12 ile 2 saat daha çalışsın ve bu havuzu doldursun. 12 ile 15 60 ile eşitlenir. Şunu da 5 ile genişletip 60 yapalım. Buradan 1/60 9 ile çarpıyoruz. 9/60 artı 5x/60 eşittir 1. 9 artı 5x 60'a eşitse 5x 51'dir. X'in değeri de 51/5'tir.
Bir havuz A musluğu 18 saatte dolduruyor. B musluğu 24 saatte boşaltıyor. A musluğunun akış hızı %20 arttırılır. Şimdi Ayşe Fatma diye bir halı sorusu çözmüştük az önce. Onun aynısıdır. A'nın akış hızı kendine göre 100 olsun. 100 hızla 18 saatte dolduruyor. %20 artarsa yeni hızı 120 olacak. 2 saatte doldursun. Hız arttığı için süre azalır. Dolayısıyla ters orantı. Şöyle sıfırları sadeleştirelim. 180 eşittir 12x. Ters orantı olduğu için yan yana çarpıyoruz. Yani yeni hızıyla A musluğu 15 saatte dolduruyor. Şimdi B musluğunun kendine göre hızı 100 olsun. Burada 24 saatte boşaltıyormuş. Hızı %20 azaltılırsa, yani 80'e düşerse Y saatte boşaltsın. Buradan da 8Y eşittir 240. G30'muş. Ve diyor ki birlikte açıldıklarında boş havuz kaç saatte dolar? Şimdi biri 1 bölü 15 ile dolduruyor. Diğeri 1 bölü 30'la boşaltıyor. İkisi birlikte açıldılar. En saat sonra havuz doldu. Şunu 2 ile bunu 1 ile çarparsak 1 bölü 30 çarpı n eşittir 1. İç dış yaparsak n'in değeri 30 olacaktır. Özdeş iki musluk birlikte boş bir havuzu 6 saatte doldurabiliyor. Şimdi iki musluk arkadaşlar 6 saatte dolduruyorsa bakın burada özdeş demiş. O zaman bir musluk ne yapacak? İşçi sayısı azaldığı için süre artacak. X diyelim ters orantı yan yana çarpıyoruz. Bir musluk 12 saatte havuzu doldurabiliyormuş. Musluklardan birinin kapasitesi 2 bölü 3 oranında artırılırsa. Şimdi burada biraz uyanık olacağız. Yani normal kapasitesine 3 diyelim bakın. 3 kapasiteyle 12 saatte dolduruyormuş. 2 arttırırsam 5 kapasiteyle en saatte doldursun. Yani ters orantı olacak. Hız arttığı için süre azalacak. 5n eşittir 36'dan n'in değeri 36 bölü 5'miş. Ve dikkat edin sadece birinin kapasitesini arttırdık. Yeni kapasiteyle 36 bölü 5 saatte işi bitiriyor. İkisi birlikte. Şimdi musluklardan biri 12 saatte dolduruyor. 1 saatte 1 bölü 12. Diğeri 1 saatte 1 bölü 36 bölü 5. Bunlar birlikte P saatte tüm havuzu doldursun. Şunu 3 ile genişletirsek 3 bölü 36 artı 5 bölü 36. P'yi de karşıya bölelim eşittir 1 bölü P. 8 bölü 36. P'nin değeri buradan 36 bölü 8. 4 ile sadeleştirdiğimiz zaman cevap 9 bölü 2 olacaktır Denizli. Boş bir havuzu tek başına birinci musluk 10 saatte, ikinci musluk 15 saatte dolduruyor. Havuzun 2 bölü 3'ü doluyken, 2 musluk açılınca havuz kaç saatte dolar? Yani şimdi 2 bölü 3'ü zaten dolu. Dolayısıyla burada yapacakları iş havuzun 1 bölü 3'ünü doldurmaktır. Biri 10 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 10, diğeri 1 saatte 1 bölü 15'ini doldurur. İkisi birlikte 2 saatte havuzun geri kalan kısmı 1 bölü 3'ü doldururlar. Şimdi buradan da payı da eşitleyelim. Şunu 6 ile, gerçi 30'da da eşitleniyor. 3 ve 2 ile. 5x bölü 30 eşittir 1 bölü 3'müş. Buradan 15x 30 ise x'in değeri 2'dir. Şimdi işi yavaş yavaş zorlaştıralım. Şekilde verilen x musluğu, z musluğu kapalıyken boş havuzu 48 saatte dolduruyor. X 48 saatte dolduruyor. Z musluğu dolu havuzu kendi seviyesine kadar olan kısmını 48 saatte boşaltıyorum. Şimdi bu sorularda arkadaşlar bakın arka arkaya aynı tip soruyu çözeceğiz. İyice alışacağız. İki parçayı 48 saatte dolduruyorsa bir parçayı ikiye bölüyoruz. 24 saatte doldurur. Şimdi şu musluğu açtın. Şu alttaki parça 24 saatte doldu. Bakın ortadaki musluğun alta bir etkisi yok. Yani şu parça için 24 saat bekliyorsun. Üstteki parçaya dikkat edersek artık iki musluk da devreye girdi. Biri 1 bölü 24 ile dolduruyor. Diğeri 1 bölü 48 ile havuzu boşaltıyor. Üstteki parçanın dolum süresi de x olsun. Şunu 2 ile bunu 1 ile çarp işlemleri yaparsak 1 bölü 48 eşittir 1 bölü x'ten. Üstteki parçanın dolum süresi de 48. Şimdi alttaki parça 24, üstteki 48 bunları topla 72 saatte tüm havuz dolacaktır. C musluğu kapalıyken havuz A musluğu 6 saatte. B musluğu 9 saatte doldurmaktadır. C musluğu dolu havuzun 2 bölü 3'ünü 12 saatte boşaltmaktadır. Yani üstteki parçayı. Şimdi şurada 2H demiş. Bunu da böyle
Aşağı aşağı iki eşit parçaya ayıralım. Şimdi dikkat edersek A muslu 3 parçayı 6 saatte dolduruyor. Her bir parça için 3 saat geçecektir. 2 saat geçecektir. B muslu 9 saatte dolduruyorsa 3 parçayı, bir parça 3 saat sürer. Şimdi şunun farkında olacağız arkadaşlar. Bakın havuzu iki parçada inceliyoruz. Şu ortadaki musluğun üst kısmı ve alt kısmı. Yani şurada bir musluk 2 saatte dolduruyorsa 1 saatte 1 bölü 2'sini. Diğer musluk 1 saatte 1 bölü 3'ünü doldurur. İşte şu alttaki parçanın dolum süresini x diyelim. 2 saatte dolsun. Buradan payda eşitlersek 3 ve 2 ile x'in değeri 6 bölü 5 olacaktır. Yani 1,2'dir. Üstteki parçaya dikkat edin. Bakın şuradan 4 saatlik işi var A musluğunun. 1 bölü 4 ile dolduruyor. B musluğunun 6 saatlik işi var. 1 bölü 6 ile dolduruyor. Devreye C musluğu da girdi. Bu boşaltıyor. 1 saatte 1 bölü 12'sini. Üstteki parçanın, şu iki parçanın dolum süresi de arkadaşlar n saat olsun. 36'da payda eşitleyelim. 9 ile 6 ile ve 3 ile çarparak. Gerçi 12'de de eşitleyebilirdik. 3 ile 2 ile 1 ile çarpalım. 4 bölü 12 eşit 1 bölü n'den n'in değeri 4'ten 12 ise 3'tür. Havuzun toplam dolum süresi de 4,2 saat olacaktır. Şekildeki havuz A musluğu tek başına 12 dakikada. B musluğu tek başına 24 dakikada doldurmaktadır. Şimdi şurada 3 haş var arkadaşlar. Şöyle her parçayı haş olacak şekilde bölüyoruz. C musluğu ise 3 haş yüksekliğindeki kısmı 18 dakikada boşaltabiliyormuş. 3 musluk aynı anda açılırsa kaç dakikada dolar? Bakın 12'ye parça sayısı 4'e bölüyoruz. Her bir parça 3 dakika sürecek. 24'ü 4'e böldüğümüz zaman her bir parça 6 dakika sürecektir. Şimdi şu boşaltan musluğun seviyesine dikkat edin. Şurada birinci musluk için 1 bölü 3, ikinci musluk için 1 bölü 6 birimlik iş yapılıyor. Bu alttaki parçanın dolum süresini x diyelim. Yani şunu 2 ile bunu 1 ile eşitleyip işlemleri yaparsak x'in 2 olduğunu göreceğiz. Yani şu parçamız 2 dakikada doluyormuş. Şimdi üstteki şu parçaya dikkat edelim. Bakın burada A musluğu için 9 dakikalık iş var. 1 bölü 9 ile dolduruyor. B musluğu için 18 dakikalık iş var. 1 bölü 18 ile dolduruyor. C musluğu 1 bölü 18 ile boşaltıyor üstteki parçayı. Bu üstteki parçanın dolum süresine de n diyelim. Şu 1 bölü 18'ler gidecek. N'in değeri direkt 9 olacaktır. Dolayısıyla tüm havuzun dolum süresi 11 dakikadır. Şekildeki boş havuzu A musluğu B ve C kapalıyken 16 saatte dolduruyormuş. Yani şimdi şurada 8 haş var arkadaşlar. Bakın 8 haşı 16 saatte dolduruyorsa 1 haş için 2 saat geçecek. 5 haş için 10 saat, 3 için 6 saat geçecektir. Önce dolduranı böldük. Şimdi C musluğu ne yapıyormuş? B musluğu A ve C kapalıyken dolu havuzu 24 saatte boşaltıyormuş. Şimdi B'ye dikkat edin. 8 haşı 24 saatte boşaltıyor. Yani dolayısıyla 3 haşı, yani 1 haşı 3 saatte, 3 haşı 9 saatte. 5 haşı da 15 saatte boşaltacaktır. Ve en son C'ye de kendi kısmını 60 saatte boşaltıyor. Şimdi ne demiştik? Şu ortadaki musluğun seviyesine ineceğiz. Şuradan 1 bölü 6 ile dolduruyor. Diğeri 1 bölü 9 ile boşaltıyor. Alttaki parçanın dolum süresi 1 bölü 6 eksi 1 bölü 9. Dolum süresini x diyoruz. 3 ile 2 ile çarparsak buradan x'in değeri 18 olacaktır. Şimdi üstteki parçaya dikkat. A musluğu 1 bölü 10 ile dolduruyor. B musluğu 1 bölü 15 ile boşaltıyor. Ve C musluğu arkadaşlar 1 bölü 60 ile boşaltıyor. Üstteki parçanın dolum süresi de n olsun. Yani burada 60 ile eşitlersek paydaları 1 bölü 60 eşittir 1 bölü n'den n'in değeri 60 olacaktır. Dolayısıyla tüm havuzun dolum süresi 60 artı 18'den 78'dir. Benzer bir soruda bir su deposunun bir doldurma, bir boşaltma ve havuzun üstten itibaren 1 bölü 3'ünde tahliye musluğu vardır. Doldurma musluğu 9 saatte dolduruyor. Boşaltma musluğu dolu havuzu 12 saatte boşaltıyor.
Taliye muslu ise 1 bölü 3'ün yani şu kendi seviyesine kadar olan kısmı 15 saatte boşaltıyormuş. Şimdi burada dikkat edersek 2H demiş. Şöyle H ayıralım. 9'u 3 eşit parçaya 3-3 bölüyoruz. Şimdi şu en dipteki boşaltma musluğunu da 3 eşit parçaya bölersek -4 -4 gideceğiz. Ve buradan da arkadaşlar bakın gene 2 parça oldu. Şu ortadaki musluğun altına bakıyoruz. 1 bölü 6 ile A musluğu birim süre başına dolduruyor. Alttaki musluk da 1 bölü 8 ile boşaltıyor. Bu üstteki parçanın dolum süresi x olsun. Yani 4 ve 3 ile çarparsak 1 bölü 24, 1 bölü x'ten x'in değeri 24 olacaktır. Alttaki parçamız 24 saatte doldu. Şimdi üste dikkat edelim. A musluğu 1 bölü 3 ile dolduruyor. Alttaki musluk 1 bölü 4 ile boşaltıyor. Devreye taliye musluğu da giriyor. Bu da 1 bölü 15 ile boşaltıyor. Buradaki süreye de n diyoruz. Şimdi 60'da eşitleyelim bunları. 15, 4 ve 20 ile çarparak 20-19'dan 1 bölü 60 eşittir 1 bölü n olur. N'in değeri burada 60'tır. 3 musluk birlikte açılırsa havuzu kaç saatte dolar demiş. 60 artı 24'ten 84 saatte dolacaktır. Aşağıdaki şekilde verilen havuzun üst kısmında havuzu dolduran 1 ve 2 numaralı musluklar tam ortasında ise havuzun yarısını boşaltabilen 3 numaralı musluk bulunmaktadır. 1 numaralı musluk boş havuzu tek başına 8 saatte. 2 numaralı 4 saatte doldurmaktadır. 3 aynı anda açıldığında havuz 44 bölü 15 saatte dolduğuna göre 3 numaralı musluk havuzun yarısını kaç saatte boşaltır? Şimdi yarısını boşaltma süresini x diyelim. Yani 8'i 4, 4 böldün. 4'ü 2, 2 böldün. 2 eşit parçaya. Öncelikle şu alt parçayı doldurması için geçen süreyi buluyorum. Yani 1 bölü 4 artı 1 bölü 2 eşittir 1 bölü x. 1 bölü n diyelim tabii. Diğer x ile karışmasın. Şimdi şunu 2 ile genişletirsek 2 artı 1'den 3 bölü 4. N'in değeri 4 bölü 3 olur. İçler dışlar yaparak görebiliriz. Tüm havuz 44 bölü 15 saatte doluyor. Şu alttaki parça 4 bölü 3 saatte doluyor. Yani şunu 5 ile genişletirsek üstteki parça için kalan süremiz 44 eksi 44 bölü 15 eksi 5 ile genişletiyoruz. 20 bölü 15. Yani 24 bölü 15'ten 8 bölü 5'miş. Şimdi şuradaki süremiz arkadaşlar şu parçayı doldurmak için geçen süre 8 bölü 5 saat olacak. Bakın burada kimler çalışıyor? Birinci musluk 1 bölü 4 ile dolduruyor. İkinci musluk 1 bölü 2 ile dolduruyor. Üçüncü musluk 1 bölü 2 ile bu havuzu boşaltıyor. Üçü birlikte 8 bölü 5 saatte üstteki parçayı dolduruyormuş. Şimdi şunu 2 ile bunu 1 ile çarpalım. Şu 8 bölü 5'i de ters çevirip karşıda çarparsak işlemler basitleşir. Buradan 3 bölü 4 eksi 1 bölü 2 eşit 5 bölü 8. 3 bölü 4 eksi 5 bölü 8. Şunu da 6 bölü 8 yapalım. Eşittir 1 bölü 2. Buradan da gördüğümüz gibi havuzun yarısının ortadaki musluk 8 saatte boşaltıyormuş. Cevabımız C olacaktır. Dik kesiti şekildeki gibi olan kaptaki A ve B muslukları özdeştir. A musluğu kabın 1 bölü 4'ünü tek başına 6 saatte boşaltıyor. Şimdi 1 bölü 4'ünü 6 saatte boşaltıyorsa tümünü bulmak için kesirin tersiyle süreyi çarparsın 24 saatte. Yani tüm havuz arkadaşlar bir musluk 24 saatte boşaltıyor ve musluklarımız özdeş. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi şurada bir parçayı tek musluk 6 saatte boşaltıyor. Şu seviyede arkadaşlar kaç tane musluk çalışıyor? 2 tane musluk çalışıyor. Bakın B de boşaltır, A da boşaltır. Yani dolayısıyla şu üstteki parça 2 musluk 3 saatte boşaltacaktır. Yalnız şu alttaki parçaları sadece, bakın A musluğu artık altındaki parçayı boşaltamaz. Şu 4 parçayı sadece B musluğu boşaltacak. Bir parçayı 6 saatte boşaltıyordu. 4 parçayı, yani şuradan pardon 3 parçayı 18 saatte boşaltır. 18 ile 3'ü toplarsak cevabımız 21 olacaktır.
Şekildeki dolu havuzu özdeş 4 musluk birlikte 50 dakikada boşaltabilmektedir. Buna göre dolu havuzu tek başına 1 numaralı musluk kaç dakikada boşaltır? Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. En alttaki parçayı sadece 1 numaralı boşaltır. Yani bir tane musluk T saatte boşaltsın. Şimdi şu parçayı hem 2 numara hem de 1 numara boşaltır. Dolayısıyla 2 musluk, 1 musluk T saatte boşaltıyorsa 2 musluk T bölü 2 saatte. Musluklar özdeş olduğu için orantı kullanabiliriz. Şu parçayı 3 musluk boşaltacak. 1, 2, 3 numaralı musluklar süre 3'te 1'ine iner. T bölü 3. Ve en son parçayı 4 musluk T bölü 4 dakikada boşaltsın. Şimdi toplam süreyi bulduk arkadaşlar. Bunları toplayalım. Yani böyle sorularda en alttan başlayın. T, T bölü 2, T bölü 3 diye yukarı doğru çıkın. Toplam süremiz de neymiş? 50 dakikaymış. 12 ile 6 ile 4 ile ve 3 ile çarparsak 18, 22, 25 de bölü 12, 50 olur. Yani buradan T'nin değeri 24. Şimdi neyi T demiştik? Bunu iyice bir anlayalım. Bir musluğun bir parçayı boşaltma süresi 24'müş. Bizden şunu istiyor. Bir numaralı musluk dolu havuzu kaç dakikada boşaltır? Ya şimdi diğer musluklar iptal. Bakın 2, 3 ve 4 yok. Zaten en alttaki musluk bir parçayı kaç dakikada boşaltıyor? 24. Tek başına çalışırsa tüm parçaları tek başına 24 dakikada boşaltır. Dolayısıyla tüm havuzu 24 çarpı 4'ten 96 dakikada boşaltacaktır. A musluğu tuz oranı %60 olan tuzlu su akıtarak bir havuzu 8 saatte doldurabilmektedir. Yani karışım problemlerinde çözmüştük benzer bir soru. Havuzu 8 saatte dolduruyorsa bu musluktan 1 saatte havuza akan su miktarı 1 bölü 8'dir. Tuz oranı %60. B musluğu ise saf su akıtarak aynı havuzu 12 saatte doldurabilmektedir. 1 saatte 1 bölü 12. Bakın burada sadece su var. Şurada tuz oranını vermiş. Tuz ve su farklı olduğu için 0 yazıyoruz. İkisi birlikte 1 dakikada havuza 1 bölü 8 artı 1 bölü 12 miktarda su akıtacaktır. Havuz doldurulduğunda havuzdaki suyun tuz oranı ağırlıkça yüzde kaç olur? Şuradaki yüzde x diyelim. Yani buradan 60 bölü 8. Şu ikisini çarpıyoruz. Şu zaten 0 olacaktır. Şunu 3 ile bunu 2 ile paydaşlayıp çarparsa 5x bölü 24. 8'e böldük 3. Şunları da 5'e bölelim. 12 çarpı 3'ten sorumuzun cevabı 36'ymış. Şekildeki birinci havuz musluktan akan su ile diğer havuzlar birinci havuzdan taşan su ile dolmaktadır. Havuzların hacimleri sırasıyla 6V, 5V, 4V, 3V'dir. Musluk birinci havuzu 9 saatte doldurduğuna göre musluktan 24 saat su akınca dördüncü havuzun kaçla kaçı dolar? Yani şekil biraz zor görünse de oldukça basit bir soru. Burada dikkat edersek birinci havuz yani 6V 9 saatte doluyormuş. Şimdi 24 saat su akacakmış. Bakalım 24 saatte ne kadar su akıyor? Buradan x eşit 24 çarpı 6V bölü 9. 3'e böldük 8 oldu. 3'e böldük 2. Şimdi 24 saatte yani istenen sürede arkadaşlar 16V su akacak. Bakın şuradan 6V. Buradan 5'e ekledin 11. 4'e ekledin 15V su aktı. Şimdi bunları topladığımız zaman 15V su akıyor. Havuza da 16V su geliyordu. Havuza 16V su gelecekse şuradan 15V'yi zaten harcamış oluyorsun. Şuraya V kalıyor. Yani 3V hacmin V'si dolu. Yani dolayısıyla kaçta kaçı doldur? V bölü 3V'den 1 bölü 3'ü doldur. Şekilde duvara monte edilmiş 1 nolu depo ile zeminde bulunan 2 nolu deponun hacimleri eşittir. A musluğu B musluğu kapalı iken 1 nolu depoyu 8 saatte dolduruyor. B musluğu A musluğu kapalı iken dolu depoyu 24 saatte boşaltıyor ve B musluğu saatte 4 ton su akıtıyor. Şimdi 24 saatte boşaltıyor, saatte 4 ton su akıyor. Dolayısıyla 24 ile 4'ü çarparsak B'nin hacmini buluyoruz.
Bunlar zaten özdeş depoymuş, hacimleri eşitmiş. Ağın hacmi de 96 olacaktır. Ve şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar, bakın şu üstteki depoyu ağ musluğu 8 saatte 96 litre suyla dolduruyor. O zaman bu musluktan 1 saatte akan su 96 bölü 8'den 12 litresi olacaktır. Şu şekilde bir temizleyelim. Şimdi burada şuna dikkat edeceğiz. Yani şuradan 1 saatte 12 litre su akıyor. B ne yapıyordu? 4 ton su akıtıyordu. Şuradan da 4 ton su akıyor. Ya bakın buradan 12 akarken şuradan 4'ü boşalıyor. Dolayısıyla 1 saatte 12 eksi 4'ten 8 ton su geliyor A deposuna. Depolar boşken musluklar aynı anda açılıp birinci depoda olduğunda ikinci depoda kaç ton su vardır? Şimdi A deposunda 8 ton su kalıyor. Bunun hacmi neydi? 96'ydı. 96'yı 8'e böldüğümüz zaman A'nın dolması için geçen süre 12 saattir. 12 saatte şuraya hep 4 ton su akacak saat başına. 12 ile 4'ü çarparsak cevabımız 48 olacaktır. Şekildeki 1 nolu kabın hacmi 2 nolu kabın hacminin 3 katıdır. Ya ben şu 2 nolu kabın hacmine 100 litre diyeyim. Diğeri 3 katıymış, 300 litre olsun. A muslu 10 dakikada, B muslu 2 numaralı kabı 10 dakikada boşaltıyor. Şimdi A muslu 300 litreyi 10 dakikada boşaltıyorsa 1 dakikada 30 litre boşaltacaktır. B muslu da arkadaşlar 10 dakikada 100 litreyi boşaltıyor. Dolayısıyla 1 dakikada 10 litre boşaltır. Şimdi bizden ne istemiş bir bakalım. 1 nolu kabın %60'ı doluyken tüm musluklar açılırsa 2 nolu kap kaç dakikada dolar? Yani burada %60 falan önemli değil. Yani şurada belli bir miktar su var. Zaten 300'ün %60'ı nedir? 180 litre su varmış. Bize 2 nolu kabı soruyor. Kaç dakikada dolacak? Şimdi A muslu 30 litre dolduruyor. B muslu 10 litre boşaltıyor. Yani buraya her dakika 20 litre su geliyor. Bunun hacmine ne demiştik? 100 litre demiştik. 120'ye böldüğümüz zaman 5 dakikada dolacağını görüyoruz. Ve son sorumuz arkadaşlar. Bir havuzu dolduran ve boşaltan toplam 12 musluk vardır. Bu muslukların havuzu doldurma süreleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Havuzu boşaltan muslukların her biri dolu havuzu 6 saatte boşaltmaktadır. Ya şimdi burada dikkat edin, bakın dolduranlar 6 saatte, boşaltanlar 6 saatte boşaltıyor, dolduranlar 9 saatte. Yani dolayısıyla boşaltan musluklar daha hızlı çalışıyor. Bu havuzun dolması imkansızdır. Havuzun boşalması gerekecek. O yüzden çıkarmayı yaparken boşaltan musluklardan dolduran muslukları, yani yavaş olanları çıkaracağız. Havuz tamamen dolu iken, bakın havuz tamamen dolu iken tüm musluklar aynı anda açılınca havuzdaki su 18 saatte tamamen bitiyormuş. Yani şurada dolduran musluklar 9 saatte, boşaltan musluklar 6 saatte boşaltıyor. X tanesi boşaltsın, toplam 12 musluk varsa 12 eksi x tanesi dolduracaktır. Şimdi boşaltan bir tane musluk havuzu 1 dakikada 1 bölü 6'sını boşaltır. Bundan 2 tane var. Dolduran musluklar 1 dakikada 1 bölü 9'unu dolduruyor. Bundan 12 eksi 2 tane var. Tüm musluklar havuzu 18 saatte boşaltıyormuş. Yani buradan da arkadaşlar işlemleri size bırakalım. X'in değeri 5 olacaktır. Ve dersimizin burada sonuna geliyoruz. Umarız faydalı bir ders olmuştur. Yani birinci ve ikinci videoları birlikte izlerseniz başta da dediğimiz gibi çok verimli olacaktır sizler için. ÖSYM sınavlarında arkadaşlar, yani uzun zamandır böyle işçi havuzu çok sormuyorlar. Tabi belli de olmaz. Çalışmakta fayda vardır. Peki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.